Herkese merhabalar. Son okuduğum kitaplardan birisi Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Nur Baba kitabını anlatacağım size ama önce bir Yakup Kadri Karaosmanoğlu'ndan yine de bahsetmeden geçmeyelim. Kendisi en sevdiğim Türk edebiyatçılarından birisi. Yakup Kadri'nin Fransız edebiyatı etkisiyle başladığı yazarlık hayatı aslında 1920'lerden sonra özgünleşerek siyasi ve sosyolojik konulara değinmesi, tarihi ve dönem çatışmalarını anlatmasına hatta birey psikolojisi incelemesine kadar gidiyor. Yakup Kadri Fecrati Edebiyat Topluluğu'nun bir üyesi. Fecrati nedir derse Türkçe anlamı geleceğin şafağı anlamına geliyor. 1908 yılında 2. Meşrutiyet'in de ilan edilmesiyle birlikte ülkede bir özgürlük anlayışı ortaya çıkıyor. Fikirler serbestçe tartışılmaya başlıyor. Bu da Fecrati Edebiyat Topluluğu'nun doğmasına bir zemin hazırlıyor. Edebiyata önem veren, edebiyata gönül vermiş gençler 1909 yılında Fecrati Topluluğu'nu kuruyor. Savundukları prensip ise sanat şahsi ve muhteremdir. Yani sanatın aslında ne kadar değerli olduğunu vurgulamaya çalışıyorlar. Fakat bir süre sonra Milli Edebiyat Hareketi'ni savunanlar tarafından bertaraf edilip etkisi azaltılıyor. Kitaba gelecek olursak da Nur Baba kitabı aslında içinde geçtiği döneme ışık tutmasıyla yine çok değerli bir kitap. Yakup Kadri bu romanıyla din hüviyetini kaybetmiş olan, Bektaşi dergahı çevresinde olanları, tekkelerin iç yüzünü, can sıkıntısından yeni bir arayışa giren İstanbul'un zengin ve kibar kesiminin yaşamak istediği değişiklikleri, serbestlik kazanmaya başlayan kadın erkek ilişkilerini, insanların çıkarları için dini nasıl kullandığını ve Bektaşi ayinlerini anlatıyor. Yakup Kadri bu kitabıyla Bektaşileri küçük düşürüyor, suçlamalara maruz kalıyor. Bu sebeple yazar kitabın başına bu kitabı ben neden yazdım, bu kitabın yazım amacı nedir diye uzun 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 bir izah yazıyor. Aslında bu kitap o dönem neden tekke ve zaviyelerin kapatıldığını anlatıyor kısacası. Kitap yayınlandıktan sonra filme de alınmış. Yazar kitabın tamamen kurgu olduğunu söylese de ömrünün son günlerinde yaptığı bir röportajda aslında kitapta geçen Nur Baba'nın Çamlıca Bektaşi dergahında bulunan Ali Baba olduğunu itiraf ediyor. Ayrıca yazar bu kitabı yazmadan önce Bektaşi tarikatında bir zaman geçirmiş ve uzun uzun bir gözlem yapmış. Kendiliğinden hayal gücüyle yazdığı değil, aslında gözlemlediği tecrübelerini aktardığı bir kitap. Hatta o dönem bu kitap basıldığında Mustafa Kemal Atatürk bu kitabı okuyor ve Nur Baba'nın gerçekte kim olduğunu merak ediyor. Diyorlar ki Bektaşi dergahındaki Ali Baba bu. Getirin diyorlar onu yemeğe. Birlikte bir yemek yiyorlar. Mustafa Kemal Atatürk Ali Baba'yı biraz gözlemliyor ve Yakup Kadri'nin kulağına gelip diyor ki ben Nur Baba'dan bir eser göremedim bu insanda diyor. Böyle de kitabın Mustafa Kemal Atatürk'le de bir bağlantısı da var aslında. Kitabın yazım diline gelecek olursam ben kitabı çok zor okudum. İçinde o kadar çok eski Türkçe var ki o Türkçe kelimeler akıcılığını tamamen engelliyor kitabın. Kitap hiç akıcı değil, çok zor okunuyor. O sebeple de sizi biraz zorluyor, kopuyorsunuz kitaptan. Kitabı okumayı düşünüyorsanız bunu da bilerek, bu gerçeği de kabullenerek kitabı almanız gerekiyor. Yoksa biraz hayal kırıklığına uğrarsınız. Ama dediğim gibi okuması her ne kadar zor olsa da yine bir döneme ışık tuttuğu için, ki işin en güzel tarafı bu ve gerçekler olduğu için kitap okunmalı diyorum. Şimdiden iyi okumalar diliyorum. Hoşça kalın.